Bu ne kalabalık ya? Gerçekten ya, sırada vazgeçecektim. Al canım, affet olsun. Gergin misin sen biraz? Hayır. Açım. Ha. Tamam, sen ne oldu? Anlat bakalım bana. Yani böyle Pamuk Orhan gitmiş, Barut Orhan gelmiş. Bir şey yok. Yok bir şey. Ya var, var aslında bir şey. Yani benim bu ateşe takıldı kafam. Bir şey soracağım. Sen Selin'le Emre hakkında bir sürü şey öğrendin. Ne diyorsun? Bu adam ceza almaz değil mi ya? Yok yok, almaz sanmıyorum. Yani sonuçta hata yapan Emre. Değil mi? Evet. Evet. Ama işte... Ama işte ne? Ya bu hep her zaman bir şeyleri saklıyor, biliyorsun. Doğru. Ve şimdi de bir şey saklıyor olabilir. Bu da doğru. Ve bu sakladığı şeyler hep onun başına bela oluyor. Yani bu yüzden mi canı sıkkın? Tamam, haklısın canın sıkılmasında. Ateş işte, bekleyeceğiz göreceğiz. Yani sağ solu belli olmuyor. Ver ver, tamam ver. Sen bunu alsana. Ben açarım. Yettim hocam. Buyurun çayınız. Aa, omuzu. Eyvallah. Ne bu hal, akşama düğün mü var? Yok hocam, size bir haberim var. Matematikten zerre kadar anlamıyorum. Özel ders almaya başladım, hem de kimden? Kimden? Yan fakültedeki Sabahat abladan. Abla dedeme bakmayın, kendisi büyük alim, büyük profesör. Sizden iyi olmasın tabii ki. Sabahat hocayı kafaya mı aldın sen? Yok hocam, o benim kafayı aldı. Beni böyle testlerle, kitaplarla görünce gel seni çalıştırayım dedi. Hocam, dersin başladı. Acil gitmem gerek. Kolay gelsin, görüşmek üzere. Hadi koştur. Zeki aldı. Ateş. D vitamini saatim, müsaade et lütfen. Aa, tabii. Al D vitaminini. Ama bu vitamini alırken düşünüyor musun acaba soruşturmada yırtamazsam ne olur diye? Bir şey mi biliyorsun ne? Bir duyum mu aldın? Ne zaman anlatacaktın bana doktor üstüne yaptıklarını? Uzun hikaye. Yetişe vaktini almak istemedim. Kesinlikle uzun hikaye. Doktorun hastane odasında başlayıp otoparktaki arabasında biten çok uzun bir hikaye gerçekten. Riskli bir şey yapmışsın. Asıl sen riskli bir şey yapmışsın. Beni işe alarak. Ben vitaminini bölmeyeyim. Ateş seni konuşturamadığımı düşünüyor. Yanılıyor demek ki. Ateş. Herkes hata yapar. Bir keresinde bir arkadaşımın davasını almıştım. Bel fıtığı ameliyatı olmuştu. Ameliyattan sonra yürüyemedi. Ameliyatı yapan cerrah arkadaşımın sonra kendine iyi bakmadığı için başına bunun geldiğini iddia etti. Sonra biz dava açtık. Elimizde sadece bir epikriz, bir de hasta raporu var tabii. Onların elinde diplomalar, raporlar, tanıklar. Arkalarında koskoca bir hastane. Davayı kaybettik. Bunları beni rahatlatmak için mi anlatıyorsunuz? Benim de arkamda kocaman bir hastane ve elimde iyi dereceli bir diplomam var. Hem evet hem hayır. Aradan biraz zaman geçti. Arkadaşım başka bir hastanede başka bir doktora ameliyat oldu. Ameliyatta bir sürü ucuna rastladılar. Bir önceki ameliyatta unutulmuştu. Yeniden dava dosyası açtık. Bu sefer kazandık. Unutturmaya çalıştığın
çalıştığımız her neyse eninde sonunda su yüzüne çıkıyor. Evet, Ömer'de kalmıştık. Sonra Ömer'in kanser olduğunu anladınız. Kim oldu büyük ihtimalle Ömer'in hayatını kurtardı. Çünkü kanser erken teşhis edilmişti. Tümörü metastaz yapmadan çıkardık. Saturasyonu 94. Derya'nın vücudu nakledilen karaciğeri reddetmeye başlamıştı. Tümör de olduğu için onu artık nakil listesine alamadınız. Yapacak bir şey yoktu. Ömer'in hepatitle ilgili yalan söylemesi. Bu aslında müdahil bir eylem. Kanserin müessir sebebi senin hatan değil. Yani? Yani bu iyi bir şey. Senin için, senin durumun için. Ömer eğer kardeşine karaciğerini vermeseydi Derya 3 ay önce ölmüş olurdu. Belki. Ama bunu kanıtlayamaz. Benimle gelmen lazım. Evet, evrak geldi. Biraz önce teslim aldım. Daha doğrusu evrak da değil yani. Bir parça kağıt işte. Bakalım ne yazıyor. Davalı Valide Atik Eğitim Araştırma Hastanesi Doktor Emre Acar. Evet. Yanlış tedavi ve ihmal. Şaşırdın mı gerçekten buna? Tamam, Emre yakışıklı bir delikanlı ama o kadar da... 5 milyon. 5 milyon cezai tazminat. Ve isteyen de kardeşi Ömer. 5 milyon mu? Aynen. Cezai olduğuna göre... ihmal olduğunu iddia ediyorlar demektir. Avukatları kafayı yemiş herhalde. Yok. Özden Kurtoğlu öyle deli değildir. Ağır ihmal var diyorsa vardır bildiği bir şey. Beni de dava etmişti bir keresinde bu Özden. Seni dava etmeyen avukat mı var ya? Bravo ya. Benden sabahtan beri bir şeyler sakladınız, yalan söylediniz. Ben yalan söylemedim. Yalan söylediğimi itiraf ettiğim kısımlar hariç. Ayrıca dava edilen de ben değilim. Çok komik. Değil mi doktor? Hastam gelmiş. Evet Emre. Bizden sakladığın şey ne? Ömer bana çok kızgındı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.